Ayla El Ele Atölye başlıyor. Merhaba arkadaşlar, merhaba Alacığım. Merhaba kuzucuğum, yine ellerin dolu dolu. Bugün için hazırlık yapıp gelmişsin gibi. Elindekiler ne bakalım? Teller Alacığım. Nasıl teller? Tüylü teller. Telinde tüylüsü çıkmış. Bakalım zamanla daha neler göreceğiz. Alacığım, ben bunları çiçek yapacağım. Tüylü telden yapılmış çiçek mi göreceğiz? Anlaşılan bu koca şehirde her yer bina. Kardelen bile yok ki. Çoluk çocuk çiçeğe hasret kalmış. Nelerden çiçek yapıyor? Alacığım, kışta çiçek mi olur? Olmaz olur mu kuzum? Yoksa sen hiç kardelen görmedin mi? Hayır alacığım, görmedim. Kardelen kar yağdığı zaman toprağın içinden çıkan beyaz bir çiçek. Yılın açan ilk çiçeği. Alacığım, madem çiçekleri bu kadar çok seviyorsun, ben de sana köyden çiçek toplayıp getireyim. Aman duymamış olayım evladım. Çiçek dalında güzeldir. Sakın toplayıp da son verme güzelim çiçeklerin hayatına. Evet, o zaman alacığım, bu yaptığım çiçekleri alacaksın. Razı olacağım demek ki. Hadi yap bakalım. Görelim nasıl olacakmış bu çiçekler. Hangi malzemeleri kullanacağını da söyleyiver. Tüylü tel, düğme, boncuk. Bu kadarcık. Evet alacığım. Hadi bakalım. İyi de malzemelerde eksik mi var? Aa halacığım, benim düğmem yanımda değilmiş. Acaba atölyede düğme var mı? Olmaz olur mu kızım? Git dolaptan al beğendiğin düğmeleri. Geçen yıl kullanılmayacak düğmeleri sökmüştüm. Birkaç tane de ihtiyaç olur diye düğme almıştım. Halacığım, Allah'tan almamışsın. Bak burada ne kadar güzel çiçekler yapacağız. Arkadaşlar, siz olun. Kullanılabilecek eşyaları çöpe atmayın. Saklayın ki ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Ne demiş atalarımız? Sakla zamanı. Ne demiş? Gelir zamanı. Evet, aynen öyle. Halacığım, ben düğmemi aldım. Ne yaptın şimdi? Şimdi bir tane deliğinden geçirdim. Yine pembeye pembe. Arasına acaba bir şey koyacak mısın, boncuk falan? Halacığım, bunun ortasına bir tane boncuk koyacağım. Bakayım. Verdin arkasından. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi burasını böyle birbirine doluyorum. Birinci çiçeğimiz tamam. Koy onu bari vazoya. Vazomuza birinci çiçeğimizi yerleştirdik. Boyu biraz kısa oldu. Az yukarı çıkarıver. Çıkar çıkar. Çıkar. Oradan hafif bük. Tel ya, o düzgün durur. Bir tane de mavi yapayım o zaman. Sen evde eşyalarını saklıyor musun? Her şeyi hemencecik atıyor musun? Söyle bakayım. Halacığım, saklıyorum. Derli toplu tutabiliyor musun? Halacığım, hep odamı karma karışık ediyor. O yüzden çok karışıyor. Bir tane de mor yapayım. Sadece ben şeyi anlamadım. Nereden o tüylü teli geri batırıyorsun? Biraz daha göster bakayım. Halacığım, buradan ilk önce bunun dört tane düğme deliği var. Deliği evet. Var. Ben de ya bu taraftaki ya da bu taraftaki deliğe batırıyorum. Sonra boncuğunu takıyorsun. Boncuğumu takıyorum. Buna da simli takalım. Aynı renklerle yaptın. Nereden takıyorsun onu anlamadım. Çaprazına mı? Evet halacığım. Bir göster iyice. Parmaklarını çek ki göreyim. Kuzum, göremedim iyi.
Çapraz olacak şekilde. Sanki biraz daha mı aşağı indirsen daha mı iyi olurdu? Tamam. Hadi çevir bakalım. Vazosu kısa olan arkadaşlarım bu çiçeği daha kısa boylu yapabilirler. Ben bu çiçekleri bebeklerin kullandığı küçük emziklere benzettim. Ya da şekerlere. Evet oğlum, birazcık onlara benzemiş. Evet, hadi bize bir tane de beyaz yap. Halacığım, beyaza yine aynı renk mi yapayım, farklı bir renk mi yapayım? Bunların hepsi birbiriyle aynı renk oldu. Yani sapları ve çiçekleri aynı renk. İstersen bu şekilde devam et. Olur abla. Halacığım, buna inci mi koyayım yoksa böyle renkler mi koyayım? Kendin karar ver. O zaman bunlardan koyayım. Bu çiçekler için vazo bulmak da biraz zor sanki. Küçük vazolar bulmak gerekiyor. Biz burada bir tane gazoz şişesini iple sararak eskiden yaptığımız bir vazoyu kullandık. Halacığım, ben de sana bir şey diyeceğim. Bu düğmenin iki tane deliği var. O yüzden hemen yanındaki deliğe batırıyorum. Dört delikli olursa çapraz batırıyorsun, iki delikli olursa hemen yanına batırıyorsun. Evet hala. Bence çay kupaları bile bu çiçekler için razı olur. Vazo mu olacak çay kupalarından? Evet hala. İyi fikir, güzel fikir. Aferin sana. Halacığım, bir tane daha yapayım mı yoksa böyle iyi mi? Bence arkadaşların ne yapılacağını çok iyi anladılar. Onlara veda et, bir sonraki programımız için yeni fikirler bulmaya gidelim. Pekala. Arkadaşlar, ben bugün rengarenk çiçekler yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.